Uyku insan ömrünün en az üçte birini oluşturur. Vücudun dinlenmesini ve beynin bir gün önce aldığı bilgi işlemesini sağlar. Gece 6-8 saat uyuyarak daha uzun yaşayabilirsiniz. Bunun üzerine çıkarsanız kalp hastalıkları ve diyabet, altında uyursanız kalp hastalıkları, obezite, depresyon ve beyin hasarı gibi sağlık sorunları yaşarsınız. Uykusuz ilk geceden sonra mezolimbik sistem uyarılır ve dopamin coşar. Bu aslında ekstra enerji, motivasyon, pozitiflik ve hatta cinsel dürtüyü tetikleyebilir. İyi gibi görünüyor ama tekeri patlamış kamyon gibi. Beyniniz yavaş yavaş planlama ve karar almada sorumlu bölgeleri kapatmaya başlar. Dürtüsel davranışlara yol açar. Zaman ilerledikçe yavaş reaksiyon vermeye başlayacaksınız. Algılama ve bilişsel olarak gerilersiniz. Uykusuz 1 veya 2 gün sonra vücut düzenini kaybeder. Glikoz ve bağışıklık sistemi çalışmayı durdurur. Uykusuz 3. günün sonunda halüsinasyon bile görebilirsiniz. Çalışmalar uyku yoksunluğu ve fiziksel görünüm arasında doğrudan bir ilişki olduğunu göstermiştir. İşte bu yüzden uyku yoksunu bireyler daha az sağlıklı görünür. Belgelenmiş en uzun uykusuzluk süresi 246 saat, bir başka deyişle tam 11 gün. Sonrasında paranoya, bulanık görme, konuşma güçlüğü, sürekli sinirlilik hali, hafıza ve konsantrasyon kayıpları görüldü. Şaşırtıcı bir şekilde kalıcı hiçbir sağlık sorunu oluşmadı. Uykusuzluk deneyi bir de sıçanlar üzerinde yapıldı ve 2 hafta sonra öldüler. Ama uykusuzluktan öldüklerine dair kesin bir delil yok. Bir de nadir görülen genetik ve ölümcül uykusuzluk hastalığına bakalım. Fatal familial insomnia, hastada giderek kötüleşen uykusuzluk ve bunun sonucunda halüsinasyon, demans, ölüme neden olur. Dünyada 100 civarı kişide görülen bu hastalığın ortaya çıkışıyla beraber ortalama ömürleri 18 aydır. Sürekli uykusuzluğun olumsuz etkisiyle ani ölümle son bulur. İyi uykular ama fazla değil.